İstanbul'da, Haliç'in kuzey ucunda, adını verdiği Eyüp semtinde, İslamiyet'i ilk kabul edenlerden ve Arapların İstanbul'u kuşatması sırasında şehit olan Ebu Eyüp el-Ensari Hazretlerinin kabrinin bulunduğu noktada yer alan Eyüp Sultan Camii, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle külliye şeklinde inşa edilmiş. İstanbul'un önde gelen ve en çok ziyaret edilen camilerinden biri olan bu mabet, günün her saati hareketliliğini koruyor. Yaşlı ağaçlar, uçuşan güvercinler, namaz kılanlar, dua ve ziyaret edenler, cami ve türbe etrafı bunun kadar kutsanmış başka bir yerimiz yok gerçekten. Halkımız buraya büyük rağbet, büyük bir bağlılık göstermiş. Bunun tabii hikayesi çok eski. Çünkü ilk İstanbul'un fethine çıkan İslam ordularının içinde yer alan Halid bin Zeyd el-Ansari'den dolayı buraya da Ebu Eyyub el-Ensari adı verilmiş. Ebu Eyyub, Ebu Eyyub yani Eyyub babası anlamında. O tarihlerde sahabe olarak İstanbul kuşatmasına katılan Halid bin Zeyd burada şehit düşüyor ve gömülüyor. O tarihten tabi İstanbul'un fethine kadar ki arada 800 yıllık bir zaman var. İstanbul'un fethi sonrası Akşemseddin Hazretleri burada mezarın yerini keşfediyor ve hemen Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de bir türbe yapılmasını emrediyor ve arkasından cami ve medrese inşa ediliyor ki bir küçük külliye mahiyeti.
Çok güzel, ferah bir mekan. Bol pencereli bir mekan. Aydınlık. Ve 8 ayaklı sistem üzerine yine kurulmuş. Ayakların ikisi kıble duvarına gömülü. Diğerleri kolonlarla, sütunlarla ortada görülüyor. Üç tarafında, yani kuzey, batı ve doğuda mahfil var. Mahfilin önünde de hünkâr mahfili var. Hünkâr mahfilin arkasında kadınlar mahfiline tahsis etmişler. Gerçi o tarihte barok moda olmuş ama yine bunlar imkan dahilinde barok üsluptan uzak caminin süslemesini inşa etmişler. Yani barok kokusu var tabii. Fakat daha çok klasiğe de yaklaşmak ve dışarıdan zaten camiyi gördüğümüzde bir klasik Osmanlı eseri olarak kabul ediyoruz. O bakımdan mimarlık tarihinde de bir geçiş dönemini sembolize etmesi bakımından önemli bir yeri var bu caminin. Tabii Eyüp Sultan sadece padişahların değil, sadrazamların, yani başbakanların, vezirlerin, devlet ricalinin, ulemanın, şeyhlerin, askeri zevatın ve halkın en çok rağbet ettiği, en çok geldiği, ziyaret ettiği önemli bir merkez haline gelmiş ve ebediyete intikal eden kişilerin de hep vasiyetler üzerine buraya yakın bir yerde gömülmek istemeleri tabii Eyüp Sultan'ı bir nekropol biçimde ortaya çıkarmıştır. Yani nekropol mezar kenti olarak ele alınmış. Gerçekten Eyüp sırtlarına kadar artık neredeyse karış karış hep mezarlıkların olduğu bir nekropol biçiminde karşımıza çıkıyor. Tabii burada cami ile birlikte türbenin de mevcudiyeti ayrı bir değer katmış bu çevreye. Her gün yüzlerce, binlerce kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiş. Caminin içindeki süslemeler de çok ağırbaşlı ve sade tutulmuş. Hatta mihrabı, minberi çok mükemmel mermer malzemeden seçilmiş. Yaldızlanmış altın varakla ve caminin içindeki kalem işleri de çok orantılı nispetle kullanılmış. Yani az oranda güzel bir atmosfer yaratmak için yapılmış. Bol pencereli olmasından ferah bir atmosfere kavuşturulmuştur. Bu bakımdan için sadeliği de ağırbaşlı da klasik üsluba uygun biçimde ele almış başarılı bir uygulama sayılır. Eyüp Sultan gibi bir camiye de bir klasik üslup, ağırbaşlı bir üslup verme çabası yahut yaklaşımı söz konusu. O bakımdan daha klasik üsluba yakın bir form, bir biçim, bir plastik verme endişesi taşımışlar ve zaten biraz da o havayı yaratabilmişler. Başarılı oldu. Bu hemen hemen Fatih Camii gibi yıkıldıktan sonra Fatih Camii de barok tarzda barok üslupta inşa edilirken hep bir klasiğe yaklaştırma çabası. Belki de bir rastlantıdır bu, bilmiyoruz ama aynı bakış açısı orada da söz konusu. Çok önemli bir tarihi şahsiyet, manevi değeri yüksek olan bir şeyin daha klasik üslupta ortaya konması arzu edilmiş ve nispeten de başarılı olmuş.